hafızın başında da söylemenizi rica edeceğim. Buradan baktığınızda... Yıldır Almanya'da yaşıyorum. Benim Almanya'ya geldiğim şu iki yıl zarfında, yani ben geldiğimden beri Türkiye'deki ortamın giderek kötüleştiğini gözlemliyoruz. Şu an insanlar Twitter yüzünden 9 yıl, 10 yıl gibi cezalar alıyorlar. Gerçekten durum işler acısı. Basın bütünüyle kontrol altında. Sanat dünyası biraz paçasını kurtarmak için yönetime yanaşanlar var, kaçanlar var. Hani bu kadar çok insan Avrupa'daki şu an müzisyenler, karikatüristler, yazarlar, gazeteciler, Avrupa'nın her şehrinde İstanbul'dan, Ankara'dan bir dolu insan var. Yani biraz aslında akademisyenler. Utanç verici bir durum. Yani orada galiba kimse kalmadı ve yani bu insanlar o kadar da kolay yetişmiyor. Bir ülke bu kadar mı rahat harcıyor yazarını, çizerini, sanatçısını, gazetecisini? Sadece hapis gibi görmüyorum. Hapis artı sürgün. Ve sürgünün ağır tarafı şu ki kendi dilimden uzağım. Bu bir yazar için çok can alıcı bir mesafe. Kendi kütüphanemden uzağım, kitaplarımdan uzağım, evimden uzağım. Bunlar elbette ki ağır vuruyor. Öyle diyeyim. Ayrıca sağlığımla ilgili bazı problemlerim var. Ağır problemlerim var. O nedenle şu an yazamıyorum. Ama eninde sonunda cezaevinin bir kitaba dönüşeceğine inanıyorum. Dönüşmek zorunda. Yoksa beni için için parçalayacak bu cezaevini yazmak. Kendime de bir borcum, cezaevindekilere de bir borcum, edebiyata da bir borcum. Bu borcu kapamadan gitmeye niyetim yok. Yok yargı reformu, yok şu paket, yok bu paket, bunlar tamamen makyaj ve kandırma. Zaten anayasada verilmiş hakları göstermelik olarak bir yasa maddesine koyuyorlar. Hayır, yargıdaki çürüme durdurulmadıkça insanlar bir telefon konuşmasıyla tutuklanıyor, artı müebbet alıyorlar. Yani bu durmadıkça ifade özgürlüğü sadece kağıt üzerinde kalır.